Merhaba, yeni bir Esma-ül Hüsna dersine şükür kavuşturana. Daha önce Halik ismini görmüştük. Bugün onun mübalağa formu, yani durmadan yaratan anlamındaki Hallak ismini konuşacağız. Kök üzerinde çok fazla durmayacağım çünkü Halik isminde bütün detaylara vermiştik. Sadece hatırlatma babında halk mastarından türemiş. Takdir etmek, tasarlamak, ölçmek, biçmek, ona kimlik ve düzen vermek, ona bir şekil ve şemal giydirmek demek halk, halk mastarı. Arap dilindeki kök manası yoktan var etmeyi değil, vardan icat etmeyi ifade eder. Falanca deriyi bir şey yapmak için ölçüp biçti manasına gelen halaka burada vardan icat etmeyi gördüğün gibi işaret ediyor. Deriyi alıp ölçüp biçiyor kendisine bir çanta yapmak için mesela. Halk kelimesinden türetilen ahlak söylemiştik bunu orada yine. Ahlaklı insan olmak davranışları tasarlama ve fıtrat kumaşını ölçüp biçerek ondan dengeli bir insan çıkarma sanatı. Demek ki ahlaklı olmak bir sanatmış. Demek ki ahlaklı doğuştan olmuyormuş. İçindeki potansiyelleri, fıtratını işlersen ahlaklı olabiliyormuşsun. O yüzden ne diyordu? Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Değil mi? İbadetlerin maksadı işte bu tasarlayıp ölçüp biçmeyi yerine getirmek için. Ama dindar bilinç zannediyor ki namaz kılınca, oruç tutunca tek başına o iyileşme sağlıyor. İşte ortada yorumsuz. Bu şekilde din anlatıldığı sürece dünyanın en ahlaki çöküntüsünü yaşayan toplum Müslüman dünya. İzle, nerede bir gözyaşı varsa, hukuksuzluk, hırsızlık, kamu malı yeniyorsa, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları ayaklar altına alınıyorsa İslam coğrafyaları. Bir bak niye? Hılkat, fıtrat anlamına gelir. İşte yaratılış. Halika, insanın yaratılıştan getirdiği tabiat demek. Hallak, mübalağa ile ismi faildir. Hep yaratan, daima yaratan, durmadan yaratan, yaratmaktan bıkıp usanmayan vurgusuna sahiptir. Tırnaklarını kesiyorsun, uzuyor, tekrar kesiyorsun. Saçların uzuyor, kesiyorsun, tekrar uzuyor. Bebektin, çocuk olduğun bedenindeki değişiklikler ta yaşlılığa kadar o Hallak ismi durmadan tecelli ettiği için bedenin de halden hale giriyor. İşte en kestirme tırnakların ve saçın. Tırnaklarını haftada bir kesiyorsun. İşte Hallak ismi devamlı tecelli ettiği için bu en görüneni. Kur'an'da Hallak ismi, halaka kökünden türetilen kelimeler Kur'an'da hem isim hem de fiil formunda yaklaşık 250 yerde kullanılır. Bu kökten Kur'an'da iki isim var. Halık ve Hallak. Hallak ismi Yasin 81'de, Fatır 3. ayette geçer. Mükemmel yaratışını kesintisiz gerçekleştiren anlamına gelen Hallak Kur'an'da iki yerde gelir.
Şimdi Kur'an'dan yaratılış kavramı üzerinde çok durulur. Allah tasavvurunda yaratılış vasfı ön sıralarda yer alır ki Esma-ül Hüsna'da kaç tane bununla ilgili isim var? Hallak, Halık, Fatır. Bunların üçünü işledik. Bari, dört. Musavvir 5, 5. Gelirse aklımıza söyleriz yine. Yaratılış her an devam etmekte. 55-29'da Allah her an bir şeendedir. O her an iş başındadır ayeti. Hallak esmasının sanki kendi açıklaması gibi. Bak, durmadan gece gündüzü, gündüz geceyi takip ediyor. Durmadan mevsimler birbiri ardınca geliyor. Her gün bir günü kovalıyor. Her an bu gözünle gördüğün bu alemde. Eğer kuantum derslerini iyi idrak ettiysen, dedik ki atom altı dünyada her şey sonsuz potansiyeller halinde ve sürekli birbirleriyle enerji alışverişindeler. Ve bu dünyada gördüğün herhangi bir, mesela ben buradan bunu buraya koydum, buradan bunu buraya koydum, basketbol topunu böyle paslaştım, böyle bir hızda değil, milyonlarca hızlandırılmış hızda bu atom altı dünyada birbirlerine sürekli enerji aktarıyorlar. Sonu gelmez, çok hızlı oynanan bir basketbol maçı gibi. Ve bu sırada birbirlerine enerji paketlerini veriyorlar. Enerji demek bilgi demek. Birbirlerine enerji vermeleri demek sürekli birbirlerine bilgi veriyorlar demek. Allah'ın ilmi içeriden ve dışarıdan her şeyi kuşatmıştır ayeti. Nasıl da ayan oluyor. Bir de bu enerji foton, kuark şeklinde yani ışık şeklinde. Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Demek ki bu yaratma İlim ve ışıkla gerçekleşiyor ve sürekli sonsuz hareketlilik ve sonsuz potansiyeller içerisinde. Peki bunu belirleyen ne? Bilinçti. Kuantum derslerini dinlediğinde Halık ve Hallak esmaları o kadar yerine oturacak ki. Yoksa çocuksu aklınla, bebeksi aklınla bir tanrı var, iki eline çamuru aldı, böyle şekiller yaptı, kol, bacak, ayak, bir de omurga. Sonra da başladı tepesinden dudaklarını koyup nefesini üfledi. Çok acı. Hiçbir zaman da zeka büyümeyecek. Bunlar hep sembolizm. Çünkü 7. yüzyılda dünyadaki insanlığın bilinci bu kadarını kavrayabiliyordu. Gittikçe zeka gelişti, bilim gelişti, idrak gelişti. Fatır'da değil de demek ki notları alırken Yasin 81 Hicr 86. ayetmiş bu. Hicr 86, Hallak isminin geçtiği. Senin Rabbin var ya, o Hallak'tır, alimdir. İşte dedik ya, ne kadar aslında kuantum altı dünyayı tanımlıyor burada. O yaratılış bilgiyle oluyor, ilimle oluyor ve atom altı dünyada sonsuz süratte oynanan sonu gelmez basketbol maçında top yerine parçacıklar arasında o sanal parçacıklar
durmadan enerji paketlerini, yani bilgiyi, enerji paketi bilgi demek. Bu enerji paketi aynı zamanda ışık şeklinde birbirlerine sürekli bilgiyi aktarıyorlar. Sürekli. O yüzden tırnağını kestiğinde o bilgi devamlı içeride devam ettiği için tırnağın uzuyor. DNA ne? Bilgi paketçiği değil mi? Kuantum altı dünyada DNA'nın da atom altı dünyası var. Her şeyin, gözünün, hücrelerinin, dokularının, organlarının, bu telefonun, oturduğum koltuğun, soluduğum havanın, güneşin, ayın, minderin, üzerindeki kıyafetlerin, yediklerinin, içtiklerinin, her şey atomlardan yaratılmış ve atom altı dünyada da Vahdet Denizi'nde ve orada sonsuz bilgi alışverişi yapılıyor. Ve bu bilgi alışverişiyle yeniden yaratılıyorsun. O bilgide bir tıkanma gerçekleştiğinde, mesela senin vücudunda diyelim, kanser ortaya çıkıyor. Veya saçları dökülüp hiç çıkmayanlar var. DNA'dan RNA'ya bilgi geçerken tıkanma var. O Vahdet Denizi'nde basketbol maçını engelleyen bir şey var. Nedir o? Zihnin, bilincin, olumsuz düşüncelerin, nefretin, öfken. Orada hani bu ne deniyor? Cep telefonunun sinyallerini kesen bir alet var ya. Çimmer miydi o? Onu koyduğun zaman yayın kesiliyor. Tıpkı bunun gibi düşünce, negatif düşünce bunu kesiyor ve böylece bedeninde hastalık başlıyor. Ama güzel haber şu ki hallak her an iş başında, sen o perdeyi kaldırdığında, engeli aradan kaldırdığında dualarınla, niyetinle, düşüncelerini değiştirdiğinde, tövbe ettiğinde, yani tövbe bir alışkanlığı bırakıp ona sırtını dönmek ve asıl fıtratına yüzünü dönmek. Yani Esma-ül Hüsna'nın ahlakına, potansiyellerine yüzünü dönmek. İşte hallak olan sürekli yaratıyor, kesintisiz yaratıyor. Ama hastalık yaratıyor, ama sağlık yaratıyor, ama yaratıyor. Yunus Emre dizisinde 15. bölümde Yunus attan düşüp Tabip Mikel'e getirildiğinde Tapduk Emre içeriye giriyor ve Şafi ismini okuyup üfledikten sonra orada diyor ki, kullar senin, sen kulların. Hadi kullar senin. Bunu anladım, bütün bu alem. Peki sen kulların ne demek? Ki tasavvufun ve İbn Arabi'nin öğretisinin ana merkezini oluşturur. Rab kul, kul Rab. Sana üflenen ruh şah damarından daha yakın değil mi? Bu hallak, halik orada değil mi? Sürekli yaratılıyor bu alem. Ama kuantumun derslerinde konuştuk. Gözlemleyenin bilinci o kadar önemli ki, onu bilinci karar veriyor. Foton mu olacak, ya da kuark mı, kuanta mı olacak, enerji paketi mi olacak, ışık dalgası gibi mi olacak, atom altı dünyada gözlemlediği şey. Ve daha sonra bu madde aleminde ona göre tezahür edecek. Anlatmıştık tüm detaylarıyla. O zaman sen kulların, işte kulların bilinci, ki buna hayvan bilinci de demiştik, kuantum fiziği dahil ediyor. Bilinç, her türlü canlı bilinç. O zaman bilinç, hallak ve halak ismi, enerjisi, gücü, onun yaptığı, gördüğü iş bilinçle birlikte. Hem tüm bu alemde çok büyük bir bilinç var. Buna işte alim esması diyoruz ve nur diyoruz aslında.
Ve aynı zamanda bu vahdet denizi, saf bilinçlilik, saf ışık ama halk edilmiş olarak sen bilincinle bu enerjinin senin adına çalışmasını sağlıyorsun. Ne diyordu? Dualarınız olmasaydı Allah size değer vermezdi. Ayet bu. Peki hadis ne? Dua müminin zırhıdır, silahıdır. Dua bir niyet demek, düşünce demek, bir istek demek. Kuantum derslerinde anlattık bunların ne güçlü odaklanma yarattığını madde altı dünyada. İşte ne oluyor o zaman? Sen kulların. Kul niyetlendi, odaklandı, dua etti. Şimdi Hallak ve Halık onun. Hadi Halık bir defa yarattı, seni yarattı. Tamam. Hallak ama kullar, sen kulların. İşte orada Hallak durmadan senin düşüncelerin, niyetlerin, odaklanmaların farkında ol veya olma. İnan veya inanma, bunu bil veya bilme, sonuçları ortaya çıkıyor. Kronik hastalıklar, ağır hastalıklar, ailelerin parçalanması, toplumun çökmesi, hep bunlar işte Covid'in küresel salgın haline gelmesi, insan bilincinin yarattığı şeyler. Bunları kavrarsan, bangır bangır da söylüyorlar zaten, önüne durmadan geçiyor ama klasik eğitim almış, medrese eğitimi almış, camide yetişmiş bir Müslüman bilinç bunu anlamakta çok zorlanır. Beynine atılan formatı yıkması çok zor. O yüzden çağa ayak uydurması çok zor. Çağa yorumlaması çok zor. Ve o yüzden de üzerine devamlı ağır imtihanlar geliyor ki uyansın diye. Uyanmazsa yine kendi düşüncesiyle kendini yok edecek. Kendi hastalıklı düşüncesiyle kendini yok edecek. Hallak esmasının onun emrinde olması gibi. Her an durmadan yaratma, her an bir an şeende olması bunun tetikleyicisi bilinç. Bir, bütün o vahdet denizinin içindeki bilinç. Bir de görüngüler dünyasındaki canlı bilinç. Karşılıklı basketbol maçını yapıyorlar. Kullar senin, sen kulların. Rab kul, kul Rab. Tam bu Hallak esmasına oturur. Derin tefekkür et. Derin tefekkür et. Bunu son dönemdeki kuantum tıbbı mutlaka öğren. Zihin beden tıbbı. Düşüncelerle her an bedeninin hücreleri yeniden yaratılıyor. Ya hastalıklı yaratılıyor, ya da şifasını koruyor, ya da tövbe ettin, düşüncelerini değiştirdin, hasta tarafların iyileşmeye başlıyor. Yeni düşünce modellerinle. Zihin beden tıbbı videolarını yüklemeye başladım. Bu Hallak esması oraya çuk diye oturuyor. Zaten danışanlarda fonksiyonel yaşam tıp koçluğu da yapıyorum. Danışanlarda maneviyatı varsa bunu açıkça söylüyoruz zaten Hallak esmasının özelliğini. Değilse modern bilimin getirdiği, tespit ettiği bilgileri aktararak, örnek olayları anlatarak diyoruz ki her an yaratılıyorsun. Kuantum dünyada, bak fizik bilimi bunu ispat etti. Nörobilim bunu farklı bir şekilde bizim önümüze sundu. Bak bu yeteneğini kullan ve hücrelerini yeniden düşüncelerinle, niyetinle yeniden inşa et. Eğer bir müminse, herhangi bir dinin mümini ise, inancı varsa, dualarınla yeniden kendini inşa et. Hem bedenini hem karakterini. Zaten karakter değişmeden beden değişmiyor. Karakter neyse beden o. Beden %95 bilincin gömüldüğü yer. Senin konuştuğun, düşündüğün, matematik problemi çözdüğün bilinç %5. Gerisi bedende. O yüzden senin kişiliğin ve karakterin bedeninde. Oturuşunda, kalkışında, omurganda kamburluk var mı? Kronik hastalığın var mı? Nefesin nasıl?
Bütün bunlar bilinçaltın. Oradaki düşünceler seni o hale getiriyor. Hicr 86, senin Rabbin var ya, o hallaktır, alimdir. İlmiyle yaratıyor. İşte söyledik o enerji alışverişini. Hallak isminin tecellileri kulle yevmin hüve fişen. Allah. Evet. Allah her an bir şeyende. Hiç durmadan. Hallak olan Allah'ın mahlukata tecellisi bir an dursa eşya varoluşunu sürdüremez. Evren sürekli genişliyor, değil mi? Yeni şeyler keşfediliyor. Yeni şeyler icat ediliyor. Yeni fikirler bulunuyor. Bunlar hep Hallak isminin tecellisi. Sürekli sürekli. Eğer Hallak ismi sende tecelli etmişse, yani zaten ettiği için tırnaklarım uzuyor, saçlarım uzuyor, o ayrı da, bilinçli bir şekilde bunu fark etmişsen, o enerjiye talip olmuşsan, seyrisuluk yaşarsın. Ahlakın tekamül eder. Şimdi nefsin mertebelerinin yolculuğunu yaparsın. Emmare'den levvameye, mülhimeye, mutmainneye, Kur'an'da geçen nefs mertebeleri aynı zamanda. İki günün birbirine eşit olmaz. Gittikçe ışığın artar, ilmin artar, idrakin artar, hayata katkın artar, ürettiğin değerler artar. Sömüren, emen, bir kene olmaktan da kurtulursun. Olduğu yerde sayan, yedisinde neyse, yetmişinde o gibi bir duruma düşmezsin. Hallak ismi tecelli ettiğinde sürekli 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 yeniden yeniden yaratılırsın. Bedeninin tıpkı yaratıldığı gibi. Ama burada bilinçli bir niyet, bilinçli bir çaba, idrakle kendini yeniden inşa ediyorsun. Huyunu, suyunu, ahlakını yeniden inşa ediyorsun. Kadir esmasında iradeden bahsetmiştik Muktedir'de. İşte o Kadir ve Muktedir isminin tecellisiyle, iradenle birlikte Hallak ismi de tecelli ettiğinde, buna talip olduğunda, buna yöneldiğinde o irade seni yeniden yeniden yaratmaya odaklanacak. Kemal noktasına doğru. Hallaka iman eden umutsuz olmaz. Halık yaratan, Hallak ise sürekli yaratan demek. Ve bu sürekli yaratmada sen kulların da olduğu gibi senin duaların, niyetlerin, isteklerin bu yaratılışı yönlendiriyor kuantum altı dünyada ve görüngüler dünyasına çıkmaya başlıyor. Hazreti İbrahim tertemiz bir soy istedi, değil mi? Ne kadar keskin bir odakla. Ve bak, soyundan peygamberler çıktı. O yüzden ne bir hastalıkta, ne bir ikili ilişkideki sorunda, ne iş ararken, ekonomik problemlerde asla ümitsizliğe düşmek yok. Bizim duadan kastımız da yalnız dua yapıp tembel tembel oturman değil. Belki ettiğin dua kabul olur, belki sen çok üretken birisi haline gelirsin. Fıtrata yönünü dönmeden, fıtratta Esma-ül Hüsna var ve Allah yaratıyor devamlı bir şeende. Sen de o hale gelmeden, inandığın dinin
Tanrısı bu. Ve ona benzemeni istiyor. Onun ahlakıyla ahlaklanmanı istiyor. Şah damarından daha yakın. Ona benzemediğin sürece Esma-ül Hüsna ile Müslüman dünyanın arasındaki bağlantıyı kur, ne göreceksin? Bir benzerliği var mı? Niye şah damarından daha yakın? Niye fıtrata yüzünü dön? Niye Hanif dine yüzünü dön? Esma-ül Hüsna potansiyellerini açığa çıkar. Hayata bir sözün olsun. Hayata bir değer kat. Senin hayatının bir anlamı var mı? Şu yaşadığın çağda hayata ne katıyorsun? Şikayet, devamlı ağlama, negatif enerji, hep yargılama, ayıp görme, kusur görme. Herkesi toptan cehenneme sokma, sadece senin gibi inananları cennete gönderme. Hiçbir şey üretmeme. Ürettiğin tek şey mutfakta yemek, tatlılar, pastalar, günlerde buluşma, tuvalete bırakacağın şeyler. Bunlar mı? Ne yaratıyorsun? Katma değer olarak hayata ne sunuyorsun? İnandığın dinin ilahı, tanrısı, Allah'ı durmadan yaratıyor. Ve onun peygamberi de öyle. Video kopmuş, yayın kesilmiş, artık nerede kaldı? Bir tek hatırladım, peygamberimizin Medine'ye gittiği, hicret ettiği, Medine'ye gelmeden önce Taif'e gittiği, ondan önce kendisine inananları iki kere Habeşistan'a hicrete gönderdiği, Medine'de hiç durmaksızın savaşlar var, iç karışıklık var, Yahudilerle olan mücadele var. Bak, durmadan Hallak esmasıyla beraber aynı peygamberin hayatında görüyorsun. Durmadan. En son Medine'ye bir rahatlık gelmiş, her şey yerine oturmuş. Bakmış ki herkes miskin miskin oturuyor. Demiş ki herkes kazma küreği alsın, hurma ağaçlarının altını kazacağız. Bu kadar tembellikten hoşlanmayan bir peygamber, bir de ümmetine bak. Bu kadar rahatlığı seven bir ümmet. Olmuyor işte. Ne peygamberin rol modelliğini kavrayabiliyor, ne çağı yakalayabiliyor, ne de Kur'an'daki ana mesajı anlıyor. Enteresan yani, her an bir şende olan bir tanrı anlayışın var. Son nefesine kadar durmadan mücadele edip rol modellik yapan peygamberin var. Sadece vicdanını rahatlatmak için böyle mevlütler okuyorsun, böyle salavatlar getirip ağlayıp dövünüyorsun, sonra da peygamberin rol modellerini yerine getirmiş gibi zannediyorsun kendini. Hiç de alakası yok yani peygamberin yaşantısında bu yaptıklarının. Veya diyorsun ki sabaha kadar dua edeceğim, zikir çekeceğim. Senin peygamberin durmadan hayatın içerisinde bir fiil koşturdu. Ömrünün sonuna doğru artık kendi gidişini biliyordu, bu dünyadan ayrılışını. O zaman sabaha kadar şükür namazlarını kıldı. Ki zaten onun arkasından Hakk'a kavuşacaktı. Onun dışında hep meydanlarda, hayatın içinde. Ki sabaha kadar şükür namazı kılar da hadisini bile şu anda tartışıyorlar. Acaba Müslümanlara bu tembellik ulaşsın bu Emeviler döneminde. Hayatı sorgulamasınlar, Emevilerin yaptığını sorgulamasınlar. Peygamber ailesi katledilirken onlar böyle şükür namazlarıyla oyalansınlar, tövbe namazlarıyla oyalansınlar. Yani zihin bir orada zarara uğradı, o kesin yani. Peygamberin ölümünden sonra bir sürü iç savaş, halifelerin öldürülmesi, bu zihin zarara uğradı. Müslüman bilinci, o kesin. Herhalde peygamber çıkıp gelse şoka girer bu halimizi görse. Hallak esmasını bilen bir kişi, Hallak esmasını idrak eden bir kişi için ümitsizlik yok, depresyon yok, tembellik yok. Her an bir şeende, demokratik katılımcı bir dünyada, düşüncesiyle, duasıyla, zikriyle, fikriyle, eylemleriyle her an
Zaten ahlak da hallak ismiyle tekamül ediyor, seyri suluk. Bütün yanlış alışkanlıklarını arkada bırakarak, tövbe, yüzünü fıtratına dönerek Esma-ül Hüsna'nın erdemlerini, onları gerçekleştirmeye çalışarak, işte bu hallak esması. Yoksa sen peygamberini eline tesbih aldı Bedir'de veyahut da Mekke'de müşriklerin karşısında hallak 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 Rahman Rahim Nasir çekip de mi yendi? Bütün 23 yıllık hikaye elindeki tesbihle mi geçti? Peygamberin hayatında hiç olmayan bir şeyle sen şimdi dünyayı yenmeye çalışıyorsun. Hayatını oturtmaya çalışıyorsun. Diyor ki bana, hocam hangi zikri çekeyim? Onun manasını anlamadıktan sonra, onu bir ahlak, bir erdem olarak hayatına koymadıktan sonra hangi zikri çekersen çek. Ama hallak ismini kavradın, ümitsizlik yok. Her an her şey değişebilir, her an her şey dönüşebilir. İkili ilişkilerim düzelebilir, bedenimde bir hastalık varsa şifa bulabilir. Çocuklarım düzelebilir, ekonomik durumum düzelebilir. Hallak ismine imanın varsa ve bunu kavramışsan onun gereğini yerine getirirsin. Evet evet imanım var. Peki bunun gereği ne? Kurban bilincinden çıkacaksın. Ayıplamaktan, yargılamaktan, eleştirmekten hem kendi nefsini hem başkalarınınkini vazgeçeceksin. Düşünce dünyanı değiştireceksin. Daha yüksek pozitif duygular, merhamet, şefkat, bağışlayıcılık, affetme, cömertlik gibi duygularla titreşeceksin ki yeni bir sen ortaya çıksın. Hallak enerjisiyle. Kendini yeniden inşa edebilirsin. Hayatını yeniden inşa edebilirsin. Bedenini yeniden inşa edebilirsin. Yaşantından memnun değilsen, huyundan suyundan memnun değilsen, İkili ilişkilerinde hüzün içindeysen, hayal kırıklığı yaşıyorsan, maddi sıkıntıların varsa, bedenin hastaysa, anla ki burada sorun var, zihinde, düşünce dünyanda, alışkanlıklarında, kişiliğinde, karakterinde sorun var. Bilinç %5'tir. Senin şu anda beni dinlediğin, konuştuğun, matematik problemi çözdüğün, hesap kitap yaptığın %95 bedene gömülüdür. Beden bilinçaltıdır. O yüzden bedenindeki duruşun, oturuşun, kalkışın, letafetin, kabalığın, omurganın duruşu, dizlerindeki ağrı, kronik ağrılar hepsi sana bir şeyden haber veriyor. O %95'lik farkında olmadığın bilinç bedende. Hallak orada da devam ediyor. Ama kendi işte bu karakter, işte bu senin kişiliğin, karakterini ve kişiliğini dönüştürmeye başladığında yapılacak çalışmalarla, tövbeyle, düşüncelerini değiştirerek işte rezonans kanununu çektik. Dinle bu esmalardan sonra. Bu bilinçle dinle. Şimdi zihin beden tıbbı serisini çekip yüklüyorum. Bir takip et. Bak işte orada hep hallak esması nasıl hayatımıza etki edecek, onun bilimsel açıklamaları, günümüzün diliyle açıklamaları. Gelin yeni şeyler söyleyelim cancağızım, çağımızın diliyle konuşalım. Hakikatte ne anlatmak istiyor Kur'an veya peygamberimizin rol modelliği, günümüzün diliyle anlamaya çalışalım. Üzerimizdeki ölü toprağından kurtulalım. Ve kendimizi her an yeniden inşa edelim. Daha iyiye, daha güzele, fıtratımıza daha çok yaklaşalım. Hayatımız anlamlı olsun. Işığımız artsın. Bedenimiz sağlık bulsun. Ve bu gök kubbede hoş bir sedamız olsun. Hallak ismi, işte tüm bunları gerçekleştirmemiz için bize bir fırsat. Bize bunun ilmini sunuyor, bilgisini sunuyor. Nasıl yapacağımızı öğreniyoruz.
demokratik katılımcı bir dünyada zihnimi, dualarımı, hislerimi, eylemlerimi değiştirerek yepyeni bir hayat yaratabilirim. Hallak ismi bana bunu vaat ediyor işte. Yoksa al tesbihi eline, hallak hallak hallak. Huylarını değiştirmedin, düşünce dünyanı değiştirmedin, eylemlerini değiştirmedin. Diyor ki bunu yaparsan kuantum altı dünyaya nüfuz edebilirsin. Bilincinle, rezonans kanununda da çok anlattık bunları. Kuantum derslerinde de. İnşallah bu esmayı idrak edelim. Kendimizi değiştirmeye, dönüştürmeye başlayalım. Daha iyiye, daha güzele doğru. Her alanda, maddesel alanda, bedeninin maddi boyutunda, rızık boyutunda, veren el ol. Rızkın genişlesin, hamdin artsın, şükrün artsın, infakın, zekatın artsın. Veren el ol. İlişkilerin düzelsin. Yaratıcı düşüncelere sahip ol. Işığın artsın. Hallak ismi bunu sana vaat ediyor işte. Nasıl? Anlattık. Ya da rezonans kanunu derslerini dinle. Adım adım daha da nasıl yapılacağını anlayacaksın. Allah idrak genişliği versin. Sonsuz potansiyeller içerisinden kendimizin olabilecek en iyi versiyonunu, yaratma iradesini, gücünü, niyetini nasip etsin inşallah. Bir dahaki derste görüşmek üzere.